Merhabalar, Filiz Gökdemir ben, eğitim koordinatörü. Bu videomuzda sizler için nemi çekiyoruz? Pratik kol kalıbı çizimi yapıyoruz. Biliyorsunuz daha önce temel beden kalıbı, temel pantolon kalıbı çalışmalarımızı yaptık. 36 ile 42 beden arası. Büyük beden kalıp çalışmalarımızda bir sonraki videolarımızda sizlerle buluşacak. Şimdi pratik temel kol kalıbımızı çizmeye geçiyoruz. Temel beden kalıbımızda da göstermiş olduğumuz gibi kol kalıbımız için bize gerekli olan bel düşüklüğümüz. Bel düşüklüğümüzü aldıktan sonra kol kalıbımızı çizmeye geçiyoruz. Perşömen kağıdımı ikiye katladım. Kol boyutu kadar bir mesafe ayarladım. Hemen tabii ki kendime buradan bir çalışma çizgisi oluşturuyorum. Rahat çalışabilmek adına. Pazu düşüklüğünü vermemiz gerekiyor. Omuzdan pazuya kadar düşük olan kısım 12 ile 16 santim arasıdır standart kesimlerde. Biz 36 ile 42 beden arası çalıştığımız için 12 santim veriyoruz. Şöyle iki çizgi alıyorum. Düz çizgimi hemen alıyorum. Videomuzun başında ne yaptık? Bel düşüklüğümüzü aldık. Bel düşüklüğümüzü burada kullanacağız. Çünkü temel beden kalıbımızda da kol evimizi bel düşüklüğümüzle buluyoruz. Bel düşüklüğümüz kaç santimdi? 42 santimdi. 42'yi 2'ye böldük. 21 santim. 2 santim bolluk payı verdik. 23 santim. Hemen pazu düşüklüğünden çizdiğim düz çizgime kol evi genişliğimi 23 santim olarak veriyorum. Kol evimi şu anda buldum. Burası omuz, burası koltuk altı. Buradan bir düzünü alıyorum. Daha sonra düzünü aldığım ölçüm 26 santim. Ortasını buluyorum. 26'nın yarısı 13. 13'ün yarısı 7,5. 7,5'u buraya da veriyorum. Gördüğünüz gibi 4'e bölmüş oluyorum. 1, 2, 3, 4 parçaya bölmüş oluyorum. Burası orta bölgem. Buradan alt kısma doğru 1 santim iniyorum. Buradan da üst kısma doğru 1 santim çıkıyorum. Mektep rigamı alıyorum. Şu şekilde. Bakın. Bununla da çok rahatlıkla ölçünüzü belirleyebilirsiniz. Yuvarlağımı çizdim. Şurada hafif bir boşluğum kaldı. Hemen düzelttim. Ve buradan da buraya yine çiziyorum. Omuzun başına doğru gelen yeri düz bırakıyorum. Gördüğünüz gibi kol evimde şöyle bir S oluşturdum. 8 oluşturdum. Kol evim hazır. Şu anda benim kol evim burada hazır. Burada bir diğer yapmam gereken şey kol boyunu bulmak. Kol boyumu buluyorum. 60 santim. Hemen düzümü alıyorum. Burada yapmam gereken bilek ölçümü bulmak. Bilek ölçümü bulmak için de elimi yumruk yapıyorum. Şuradan ölçüyorum 22 santim. 22'nin yarısı 11. Bilek ölçüm 11. Tabii ki bu kullandığınız kumaşa göre değişir. Dikiş paysız şu anda çıkartıyoruz kalıbımızı. Bilek ölçüm ve koltuk altım. Hemen düz cetvelimi alıyorum. İkisini birleştiriyorum. Düz çizgi çizdiğimizde bu spor kollar içindir. Düşük kollarda kullandığımız, spor kollarda kullandığımız düz bir kol biçimidir. Daha içeriye dönük bir kol yapmak istersek, daha dar bir kol yapmak istersek de eğri rigamı alıyorum. Şöyle yerleştiriyorum yine bilekten koltuk altına doğru. Şöyle bir çizgi çekiyorum. Bu şekilde.
ikiye katladığımız kol kalıbını bu şekilde açıyorum gördüğünüz gibi. Temel beden kalıbımızı izlediyseniz fark etmişsinizdir. Ön koltuk altımız, ön kol evimiz 1 santim daha dardır arka kolumuzdan. Onun için de şuradan 9 santim yukarıya çıkıyorum. Koltuk altından 1 santim içeri giriyorum. Ve bu şekilde şöyle yukarıya sıfırlanacak tarzda şuradan kol evine sıfır olacak. Şu şekilde tıraşlama yapıyorum. Ön kol, arka kol, orta çizgimiz ve koltuk altımız. Gördüğünüz gibi. Kol kalıbımız bitmiş bulunmaktadır. Pratik kol kalıbımızı sizler için çizdik, hazırladık. Umarım faydalı bir video hazırlamışızdır. YouTube kanalımıza abone olmayı, Instagram sayfamızdan bizleri takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarımızda görüşmek ümidiyle hoşça kalın.